Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu qavli Allahumma amin. Kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle ecellerinizi versin. Buraya kadar atmış olduğunuz adımlardan dolayı Allah Azze ve Celle bunların kat ve kat karşılığını kendi katında sizlere göstersin. Kardeşler hatırlayacağınız üzere geçen hafta biz sünnet müdafası derslerine başlamıştık. Ve birinci ders olarak sünnet inkarcılığından bahsettim abi ben sizlere. Abiler ben sizlere sünnet inkarcılığından bahsettik. Bununla beraber sünnet inkarcılarından biraz bahsetmiş olduk. İnşallah çok fazla geçmiş derse dair konuşmayacağım. Yeni derse, ikinci dersimize başlamak istiyorum. Allah Azze ve Celle nasip ederse bu dersimizde de sizlere Muhammedun Resulullah'ı anlatmak istiyorum abiler. Muhammedun Resulullah nedir? Muhammedun Resulullah'ın bizler için gerektirmiş olduğu şeyler nelerdir? İnşallah Allah Azze ve Celle izin verirse, güç, kuvvet verirse inşallah bu akşam bu meseleden sizlere bahsetmek istiyorum. Niçin böyle bir konuyu seçtik? Aslında direkt hadis şüphelerine girebilirdik. Hadislerle alakalı şüphelere değinebilirdik. Ama kardeşler istedik ki önce meselenin asılları hakkında konuşalım. Muhammedun Resulullah tam olarak bilinmediğinde, Muhammedun Resulullah'ın gerektirmiş olduğu şeyler tam olarak bilinmediğinde bundan sonra kardeşler artık hadisler üzerinde, sünnet üzerinde, sünnetin dindeki yeri üzerinde ciddi şüpheler oluşturulabilir. Ki zaten hadis inkarcılarına baktığımızda özellikle Muhammedun Resulullah üzerinde ciddi tahribatlar yaptıktan sonra özellikle kardeşler dikkat edin bütün meseleleri genel olarak onların bu konuda yapmış oldukları söylemleri veya yapmış oldukları fiilleri inşallah birazdan teker teker izah edeceğim en azından izah edebildiğimiz kadar göreceksiniz aslında onlar Muhammedun Resulullah'ı nasıl yorumlarlar. Onlar kardeşler Muhammedun Resulullah'ın manasını değiştirdiklerinden dolayı tevillerle, saçmalıklarla, şüphelerle Muhammedun Resulullah'ın manasını değiştirdikten sonra artık daha sonra sünnetin dindeki yeri üzerinde de bazı şüpheler oluşturdular. İnsanlara sormuş oldukları sorularla attıkları bazı şüphelerle akabinde daha sonra bazı zayıf hadisleri piyasaya sürdüler. Veya akabinde bazı sayı hadisleri, hadis sayı ama bazı sayı hadisler üzerinde farklı çıkarımlar yaparak veya manaları üzerinde farklı çıkarımlar yaparak İnsanların kafasına soru işaretleri oluştururlar. Dolayısıyla birinci olarak onların hedef almış oldukları şey aslında Muhammedun Resulullah'tır. Resul olarak Muhammedun Resulullah'a onlar savaş açmışlardır. Muhammedun Resulullah'ı Kur'an-ı Kerim'de gelmiş olduğu üzere Muhammedun Resulullah kelimesi üzerinde farklı çıkarımlar, farklı şüpheler, farklı söylemler ortaya attıktan sonra dediğim gibi kardeşler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dindeki konumu nedir? Sünnetin dindeki yeri nedir? Bunlar üzerinde bazı tahribatlar oluşturmaya çalıştılar. Şüpheler ortaya attılar. Ve daha sonra bunu da yaptıktan sonra şöyle bir yolu izlediler. Dediğim gibi hadisler noktasında şu hadiste şöyle bir şey var. Bu hadisi nasıl açıklarsınız? Şu hadisler birbirlerine zıt gibi. Bu hadisi nasıl açıklarsınız? Peygamber şöyle bir şey söylemiş. Bu Kur'an'a ters. Peygamber şöyle bir şey söylemiş. Bu akla ters. Peygamber şöyle bir şey söylemiş. Bu mantığa ters. Bu bilime ters vesaire şüphelerle insanların kafasını sulandırarak hem kendileri hadisleri inkar etmiş, Allah'ın ittiba edin, itaat edin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devre dışı bırakmış, ondan sonra dini dilemiş oldukları gibi yorumlamışlardır. Kıymetli abilerim, biz burada şöyle bir usul izlemiyoruz. Adamların her şüphesini teker teker izah etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Biz onların yapmış olduğu bir tane şüpheye cevap verelim, ikincisini getirecekler. Bir hadise cevap verelim, üçüncü hadise getirecekler. Bir hadise cevap verelim, başka bir hadis getirecekler. Başka bir hadise cevap verelim, başka bir hadis getirecekler. Kardeşler bizim aslında ilk olarak konuşmamız gereken şey, ilk olarak açıklığa çıkarmamız gereken şey Muhammedun Resulullah'tır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir peygamber gelmiş. Bunun dindeki yeri nedir? Teşride kanun koyma, emretme ve nehyetme hakkı var mıdır? Yok mudur? Önce bunların ispat edilmesi gerekir. Aksi takdirde kardeşler, sünnet üzerinde, hadisler üzerinde bu adamlar birçok rivayet konusunda şüpheler getireceklerdir. O şüphelerle alakalı da inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse, birinci uğrah dediğim gibi Muhammedun Resulullah'ı anlatacağız. Sünnetin dindeki yerinden bahsedeceğiz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onların bizler iman ediyoruz dedikleri kitapta Allah Azze ve Celle Resul'e itaat edin demiş. Allah Azze ve Celle Resul'e ittiba edin demiş. İtaat ve ittiba kavramları üzerinde duracağız inşallah. Akabinde böyle genel hatlardan bahsettikten sonra Rabbimiz izin verirse onların hadisler konusunda zikretmiş oldukları belirgin şüphelere de cevap vereceğiz abi. Bunu yapacağız ama bunu sonraki merhaleye erteleyeceğiz. Özellikle hadislerle alakalı, hadislerin manasıyla alakalı yaptıkları şüpheler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadar çok hadisi söylemeyecek, söyleyemeyecek olması vesaire şüpheler. Ondan sonra sahabelere laf atması, bunların üzerinde duracağız. Ondan sonra ravilere hakkında konuşmaları, bunların hakkında duracağız vesaire şeyler. Onların temel şüphelerini tek tek ele alacağız kardeşler. Mesela bu süreç içerisinde ben hadis inkarcılarının hadislerle alakalı yazmış oldukları bir metni gördüm kardeşler. Metinde hadisleri zikretmişler, zik tek tek böyle serdetmişler hadisleri. Uzunca aşağı iniyorsunuz, 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 bitmiyor. Bir sürü hadisi yazmışlar. Bu hadislere cevap verin diye. Bu hadisler akla aykırı. Bu hadisler Kur'an'a aykırı. Bu hadisler bilime aykırı vesaire şeyler. Bir sürü hadis bu şekilde yazmışlar. Ben bu adamlar için şöyle bir şey zannediyorum kardeşler. Eğer akıl satılır bir şey olmuş olsaydı ve biz pazarda, çarşı pazarda bunların akıllarını pazarlasak inanın beş kuruş etmez. O kadar basit şüpheler getiriyorlar ki, o kadar gereksiz şüpheler getiriyorlar ki hiç böyle hepsini tek tek ele almaya ne vaktimiz yeter? Ne de başka aşırıdan birçok böyle vakit anlamında, sermaye anlamında veya hiçbir şekilde bizlerin, onların bütün bu şüphelerine cevap verebilecek kadar ne sermayemiz var ne de vaktimiz var ve biz buna girmeyeceğiz. Bunun için asıl değinmek istemiş olduğumuz şey Muhammedun Resulullah'ı ispat etmektir. Muhammedun Resulullah dinde bizim için neyi gerekli kılar? Ama adam hadislerin hepsini tek tek serdetmiş. Onların bu aklı, onların bu mantığı aslında Kur'an'ı inkar etmeye de sevk eder. Çünkü hadislere yapmış oldukları eleştiriler, sizler dikkat edin kardeşler. Ben bazı hadisleri zaten ileride zikredeceğim Allah Azze ve Celle nasip ederse. Zaten ders içerisine geldiği kadar da konuşuyoruz üzerinde. Hadislere yapmış olduğu bütün tenkitleri ateistler de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapıyorlar. Hadis inkarcılarının Hadislere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine yaptıkları tenkitleri, şüpheleri, akla uymuyor, mantığa uymuyor, bilime uymuyor dedikleri o safsataların hepsini ateistler de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapıyor. Ateistler de diyor ki bu ayet bilime uymuyor. Bu ayet Kur'an'a uymuyor. Bu ayet şu ayete uymuyor. Ayetler arasında çelişkiler getiriyorlar. Biz ateistlerin sahip olduğu bir inanca mı sahip olmalıyız? Zaten bu hadis inkarcılarının da akıbeti ya da onların tohumlarının akıbeti ateist olmaktır. Ya kendileri eninde sonunda ateist olacaklar böyle bir yolu izlerlerse, hadislere böyle yaklaşırlarsa Kur'an'a da böyle yaklaşmaları gerekecek ve akabinde Kur'an'ı da inkar edecekler. Çünkü aynı usule, aynı menhece sahipler ateistlerle. Ateistler de dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e aynı usulle yaklaşırlar. Bu ayet bu ayete uymuyor. Bu ayet bilime uymuyor. Bu ayet akla uymuyor. Vesair söylemlerin hepsi onlarda da var. Dolayısıyla Bizler Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan insanlar olarak kardeşler, Allah bir işe emrettiyse anladık veya anlamadık. Bilime uydu veya uymadı, başımızın üzerinde yeri var. Bilim onu açıklayamamışsa bu bilimin acizliğidir. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde biz zıttık olduğu anlamında değildir bu. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey emretmiş veya bizi bir şeyden nehyetmişse başımızın gözümüzün üzerinde yeri var. Bilime uymamış, bilim onu ispatlayamamıştır akla uymamış. Birinin aklına uyuyor, birinin aklına uymuyor. Veya bugün aklımızın kabul etmediğini, yarın aklımızın kabul etmeyeceğine malum. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen her şeyi, sahih olarak gelen her şeyi bizler kabul ederiz. Ve ondan anlamış olduğumuz şeyle amel etmeye çalışırız. Bu girişten sonra kardeşler, hadis inkarcılarına göre Muhammedun in Resulullah ne demek? İnşallah bunu anlatmak istiyorum. Daha sonra aslında Muhammedun Resulullah nedir? Kur'an ve sünnet ışığında bunu anlatmak istiyorum. Kardeşler, hadis inkarcılarına göre Muhammedun Resulullah şu anlama gelir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sıradan bir elçidir. Diğer Resuller gibidir. Diğer Resuller de zaten hadis inkarcılarına göre çok önemli, büyük bir yere sahip değildirler. Muhammed sallallahu aleyhi ve de diğer Resuller gibidir. Çok büyük bir farkı yok. Ayrıştırıcı bir öneme sahip değildir Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis inkarcılarına göre. Bu konuda zikretmiş oldukları bir delil var. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde dedi ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed de kendisinden önce gelip geçen Resuller gibi ancak bir Resuldür dedi Allah Azze ve Celle. Hadis inkarcıları Ali İmran suresi 144. ayette geçen bu ibareyi alaraktan dediler ki Muhammed de onlar peygamber Muhammed vesaire şeyler diyorlar. Muhammed de diğer Resuller gibi bir Resuldür. Görevi Kur'an'ı bize ulaştırmak. Kur'an'ı bize ulaştırmış. Bir postacı konumundadır. Kur'an'ı bize ulaştırmıştır. Başka bir görevi yoktur. O da diğer Resuller gibi bir Resuldür. Onların hadis inkarcılarının Muhammed'in Resulullah'tan anlamış oldukları şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmektir. Olabildiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmeye çalışırlar. Adamın kullandığı ibareye bakın. Adam diyor ki Peygamber Muhammed Böyle bir ibare kullanıyor. Veya Muhammed peygamber sanki babasının oğlu. Sanki babasının oğlundan bahsediyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç övmüyor. Aleyhisselatü vesselamın isminden bahsederken Resulullah demiyor. Veya bununla beraber zaten sallallahu aleyhi ve sellem'i veya aleyhisselatü vesselam'ı hiç kullanmıyor. Olabildiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir düşmanlık ortaya koymaya çalışıyorlar. Adam nasıl bir algıya, nasıl bir hissiyata kapılmış ki Resulullah dediğinde sanki Resulullah'ın mertebesini yükseltecek algısına, şuuruna kapılmış. Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın düşü göstermek istediğinden de dolayı Peygamber Muhammed diyor adam. Peygamber Muhammed. Peygamber Muhammed şöyle yaptı. Peygamber Muhammed şöyle yaptı. Resulullah demiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de demiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın değerini düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve küçük düşürmek için sıradan normal bir vatandaş, normal bir elçi gelip geçmiş sadece bir postacı konumunda Resulullah Kur'an'ı Peygamber Muhammed bize Kur'an'ı getirmiş diye zikretmiş oldukları ayete kulak verin abiler. Allah Azze ve Celle'nin biraz önce okumuş olduğum ayetinde Allah Azze ve Celle dedi ki Ali İmran Suresi 144. ayette وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ min قَبْلِهِ rusul. Muhammed kendinden önce gelip geçen Resuller gibi ancak onlar gibi bir Resuldür. Adamların zikretmiş olduğu ve kendisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetini düşürmeye çalışmış oldukları Ayete bakın kardeşler. Ayetin devamı var ama o kafirler, o hadis inkarcıları şöyle bir şey yapıyorlar. Ayetlerin ya önünden kırpıyorlar ya arkasından kırpıyorlar. Ayetlerin tamamını zikretmiyorlar. İşlerine yarayan, menfaatlerine yarayan, çıkarlarına yarayan kadarlarını alıyorlar. Gerisini şey yapmıyorlar. Gerisini zikretmiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede kardeşler şöyle bir şey söyledi. Öncelikle bu ayet şöyle bir olay üzerine indi. Uhud günü kardeşler zorlu bir gündü. Hepimiz biliriz. Hepimiz az çok siyer okumuşuzdur. O gün sahabe büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı. O gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber 70 tane şehit verdi. O gün zorlu bir gündü. Ve bir haber yayıldı. Rasulullah vefat etti. Rasulullah öldürüldü diye bir haber yayıldı. Bu haber yayılınca sahabelerin ekseriyeti böyle şaşırdılar. Muhammed öldürüldü. Sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü. O zaman biz ne yapacağız? O zaman bundan sonra ne yapacağız? Nasıl bir tutum ortaya koyacakların noktasında böyle bir boşluğa düştüler. Onlar böyle bir boşluğa düşünce ne yapacaklarını bilmez bir duruma gelince Allah azze ve celle bu ayeti indirdi. Dedi ki: Muhammedun illa rasulun kad min qablihi rusul." Muhammed ancak kendisinden önce gelip geçen rasuller gibi ancak onlar gibi bir resuldür. Sonra dedi ki: <laughs> Şayet o ölür veya öldürülürse sizler topuklarınız üzere gerisin geriye mi döneceksiniz dedi Allah Azze ve Celle. Muhammed ölmüş olabilir sallallahu aleyhi ve sellem ama onun davası haktır ve kıyamete kadar baki kalacaktır. Bu mesaj vardı aslında bu ayette ama hadis inkarcıları ayetin giriş kısmını alarak Muhammed de ancak bir Resuldür dediler. Sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derecesini düşürmek için. Ama kardeşler sizler Allah azze ve celle'nin kitabına bakın. Onlar bize yeter. Onların, o hadis inkarcılarının bize yeter dedikleri Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin derecesini âli kılmış. Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi övmüş. Nice bir sürü ayet var. Mesela o ayetlerden bir tanesinde Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dedi ki ve inneke azim. Ey Muhammed şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin dedi Allah Azze ve Celle. Aleyhissalatu vesselam'ı övdü. Başka bir ayette Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle dedi ki Ve ma illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik dedi Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. İbareye dikkat edin abilerim. Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Aile hayatını dışarı bırakırsak, insanlarla ilişkilerini dışarı bırakırsak, inkar edersek, hurafedir dersek, cihadi hayatını inkar edersek, genel olarak bütün hayatını, hadislerini, söylemlerini, fiillerini bunlar hurafedir dersek, hepsini bir, bir tarafa atarsak, çöplüğe atarsak, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alemler için rahmet olan vasfı, vasfını bizler nerede göreceğiz? Her şeyini inkar ediyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik dedi Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Her şeyini inkar ediyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar için, alemler için rahmet vasfını nasıl açıklayabiliriz? Her şeyini inkar ediyorsun. En güzel yönlerini inkar ediyorsun. Ahlakını inkar ediyorsun. Yani bu noktada hadisler bize gelmiş ya sen hadisleri inkar ediyorsun. Her şeyini inkar edersen o rahmet vasfından bize nasıl faydalanabiliriz? Ve daha önemlisi kardeşler Allah Azze ve Celle, nice buna benzer ayetler var. Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dedi ki Nur suresinde geçiyor bu ayet ve in tuti'uhu tehtedu eğer Resul'e itaat ederseniz hidayet üzere olursunuz. Onların alçatmış olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Azze ve Celle böyle yüceltti. Nice vasıflarla, nice isimlerle eğer ona tabi olursanız hidayet üzere olursunuz dedi Allah Azze ve Celle. Hidayet üzere olmak istiyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalıyız. Hadis inkarcıları hidayet üzere olmak, hidayet üzere yaşamak, hidayet üzere ölmek istiyorlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalılar. Onlar biz kullandık kabul ediyoruz diyorlar. Bize Kur'an yeter diyorlar. Kur'an ortada. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde Allah Azze ve Celle hidayet olunmak istiyorsanız ve intute'uhu tehtedu. eğer Allah Resulüne itaat ederseniz hidayet olursunuz dedi Allah Azze ve Celle. Bundan dolayı onların derecesini Düşürmüş olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesini Allah azze ve celle onun derecesini âliye kılmıştır. Veya kardeşler onların Muhammedün Resulullah anlayışına bakın. Başka bir misal. Adam çıkmış diyor ki bir başka hadis inkarcısı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bütün rasuller eşittir. Hiçbir rasulün arasında fark yoktur. Derece olarak, üstünlük olarak hiçbir fark yoktur. Hepsi eşittir diyor. Delil olarak her bir kardeşimizin ezbere bildiği Amener Resulü'deki ayeti lafzı delil getiriyorlar. Bakara suresi 285. ayet. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede dedi ki La نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ Biz Resullerin arasını ayırmayız dedi Allah Azze ve Celle. Hadis inkarcıları diyorlar ki bakın Allah Azze ve Celle bu ayette dedi ki biz Resullerin arasını ayırmayız. O halde bütün Resuller eşittirler. Muhammed'in de diğer Resullerden bir üstünlüğü yoktur. Adamlar Muhammedun Resulullah'a büyük bir savaş açmışlar. Bunun için ne yapmaları gerekir? Hadisleri inkar etmeleri için, sünnete büyük bir taanda bulunmaları için Muhammedun Resulullah'ın rütbesini düşürmeleri gerekir ve bunu yapıyorlar. Mesleklerinin gereğini yapıyorlar. Adam diyor ki Allah Azze ve Celle ayette dedi ki biz Resullerin arasını ayırmayız. O halde bütün Resuller eşittir. Şimdi ayetin başına gidelim kardeşler. Ayetin öncesinde lafızlar var ama hadis inkarcıları oraları görmezden gelirler. Allah Azze ve Celle dedi ki Kullun amene billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. Onlardan her biri kullun amene billahi Allah'a iman ederler. Ve malaikatihi meleklerine iman ederler. Ve kutubihi kitaplarına iman ederler ve rusulihi ve resullerine iman ederler. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman ederler. Sonra dedi ki la nufarriqu beyne ahdim min rusul. Biz resullerin hiçbirinin arasını ayırmayız. Bu ne demek kardeşler? İman bakımından biz rasullerin hiçbirinin arasını ayırmayız. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ederiz ama Musa Yahudilere gelmiş onu inkar ederiz. O bizim peygamberimiz değil. Onu inkar ederiz. Hayır. Biz Musa aleyhisselam'a da iman ederiz. O bizim peygamberimiz. Biz İsa aleyhisselam'ı inkar etmeyiz. O Hristiyanlara gelmişti. Biz İsa aleyhisselam'ı inkar etmeyiz. O bizim peygamberimizdir. Hepsi bizim peygamberimiz. Bu bakımdan biz rasullerin nebilerin arasını ayırmayız. Hepsi bizim peygamberimiz. Ama hadis inkarcıları bu ayeti alıp peygamberler hepsi eşit derece dediler. dediler. Ve daha büyük bir delil ise kardeşler daha açık lafızlar var aslında. Daha sarih konuya delaleti apaçık olan deliller var aslında. Onların görmediği veya işlerine gelmediğinden dolayı görmezden geldiği başka deliller var. Bu konu hakkında daha açık. Mesela Bakara suresi 253. ayette Allah Azze ve Celle Resullerin bazılarının bazılarının daha faziletli olduğu anlamında dedi ki تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ ala بَعْضٍ Resullerden bazıları diğer bazılarından daha faziletli dedi Allah Azze ve Celle. Afaçık ayet. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Biz Resullerin bazılarını diğer bazılarından daha üstün kıldık dedi Allah Azze ve Celle. Peki niye üstün kılmış? Belirgin vasıflar zikrediyor Allah Azze ve Celle ayetin de devamında. Dedi ki, minhum Men kellem Allah onlardan bazıları Allah ile konuştu. Demek ki Allah azze ve celle kendisiyle konuşan, kendisinin konuşmuş olduğu elçileri, rasulleri, konuşmadıklarından daha üstün kılmış. Ve rafa ba'dhum derecat ve bazılarının derecelerini yükseltti dedi Allah azze ve celle. Öyleyse resullerden bazıları diğer bazılarından daha üstündür. Ama hadis inkarcısı hepsi eşittir. Hepsi bir rasuldür. Gelip geçtiler, bir postacı konumdaydılar, ulaştırdılar, Allah'ın emrini getirdiler bu kadar. Adam Resulullah'ın bununla Resulullah'ın görevini bununla sınırlandırmak istiyor. Ama apaçık ayetler var ki onların söylemiş olduğu şey delaletten ve sapalıktan başka bir şey değil. Yine adam çıkmış lafıza dikkat edin kardeşler. Diyor ki Muhammed ismini kullandıktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem demek ve aleyhissalatu vesselam demek yağcılıktır diyor. Yalakalıktır diyor. Ne diyelim papaz efendi diyelim biz de bu adama. Ne diyelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi anıldığında? Allah azze ve celle ayet-i kerimede dedi ki Ahzab suresinde اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ yusalluna عَلَى النَّب۪ي Allah ve melekleri Resul'e salat getirirler. Ya اِيُّهَا amenu آمَنُوا صَلُّ ve وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ey iman edenler sizler de Resul'e salat ve selam getirin. Biz hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem de ondan önce geçen bütün Resul'lere salat getiririz. Allah azze ve celle salat getirmiş. 1400 yıldır bu ayeti okuyan herkes böyle anlamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getirmiş ama 1400'ü sonra bir tane sapık herif çıkmış diyor ki Resulullah'a, Resulullah da demiyor Peygamber Muhammed'e veya Muhammed Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem demek yalakalıktır diyor bu yalakalıktır bu ayeti bir tek bu adam anlamış biz bugün okuyoruz biz de onlar hani diyor ya Kur'an bize yeter biz aklımızı anlarız onların söylemiş olduğu gibi aslında biz de aklımızı anlıyoruz ki Bizler de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e sallallahu aleyhi ve sellem e demek zorundayız. Veya dememiz gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle dedi ki Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslim Adam diyor ki salat şu anlama gelir. Bütün insanlar için de aslında kullanılabilir vesaire. Birçok elli tane şey getiriyor. Kılı kırk yarıyor. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aleyhissalatü vesselam demeyelim. Diğer peygamberleri ömüyorum. Onlar bir Resul'dü. Sadece görevliler geldiler görevlerini yaptılar gittiler bu kadar. Başka bir şeyleri yoktur. Ey adam sen o karşısında oturmuş olduğun sarışın kadınlara yaranmak için. Sen o batılı kafirlere, o Hristiyanlara dini şirin göstermek adına, kendini şirin, inancını şirin göstermek adına şekilden şirkete giriyorsun. Oynatmadığın yerin kalmıyor. Senin yaptığın bu yalakalık olmuyor. Ama biz Allah'ın zasına uymak için, Allah'ı Allah emretti diye, Allah Resulünü övdü diye, bizler de Allah'a yakınlaşmak, onun övdüğünü övmek için bunu yaptığımızda bizler yalıcı, bizler yalaka oluyoruz. Eğer senin tabirinle bu yalıcılık, bu yalakalıksa biz yalakayız. Bizler aleminin Rabbine yakın olmak için onun övdüğünü övmek için bunu yapıyoruz. Onun emrettiğini yerine getirmek için bizler böyle yapıyoruz. Ama bu adam, vallahi sizler hadis inkarcılarını görürsünüz kardeşler. Özellikle şu, şu aralar çok fazla videolarını izlemeye çalışıyorum. Sabrediyorum gerçekten onlara. Sabrediyorum. Adam yani o sarışın kadının sarışın saçlı kadının karşısında o kadar eziliyor ki, o kadar böyle kendilerini şirin göstermeye çalışıyorlar ki, o kadar ezilip büzülüyorlar ki. Bütün din hurafe, hadislerle alakalı gelen her şey hurafe. Sen açık bir bayansın, dilediğini yapabilirsin, dilediğin gibi örtünebilirsin. Herkesin kalbine ne geçiyorsa kalbinde hissettiğin şey doğrudur. Kalbimizde iyilik varsa iyiyiz, kalbimizde kötülük varsa kötüyüz. Tamamen onların razı olduğu bir inancı ortaya koymak için, adam onlara yaranmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sonunda kalkmış utanmadan kim sallallahu aleyhi ve sellem derse bunlar yakıcıdır, bunlar yalakadır diyorlar. Allah azze ve celle bu adamları ıslah etsin. Ama biz kardeşler bu adamlara diyoruz ki vallahi siz ne kadar istemeseniz de, bu size ne kadar kerih görünse de, bu size ne kadar sevimsiz görünse de sizin alçaltmaya çalıştığınız o Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle onu yüceltmiş. Siz biz kitaba iman etmişiz diyorsunuz. Nasıl kitaba iman ettiniz? Eğer gerçekten bu kitaba iman etmiş olsaydınız Allah'ın yücelttiğini alçaltmazdınız. Eğer bu kitaba iman etmiş olsaydınız Allah'ın itaat edin, ittiba edin dediği o Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bütün dini hurafe olarak adlandırmazdınız. Ama siz sünnetin hepsini devre dışı bıraktınız. Ama buna rağmen Allah azze ve celle sizin alçaltmaya çalıştığını Allah azze ve celle yüceltmeye çalışmış. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderilmiş olması onun üstünlüğü için apaçık bir delildir. Onun diğer Resullerden, onlar, onun diğer elçi ve nebilerden daha üstün olduğu noktasında apaçık bir delildir. Her peygamber bir topluluğa, bir kavme gelmiş ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gelmiştir. Allah azze ve celle Araf suresinde dedi ki, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ inni rasulullahi ileykum cemi'a. De ki ey insanlar ben Rabbinizden size gönderilmiş olan Allah'ın Resulüyüm. Ey insanlar bütün insanlar için gönderilmiş olan bir elçidir Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla beraber kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının diğer bütün şeriatları iptal etmesi, onların hükümlerini ortadan kaldırması, bununla beraber son nebi, son elçi olması aslında onun üstünlüğünün, onun faziletinin, onun derecesinin âli olduğu noktasında apaçık bildirildir. Allah Azze ve Celle dedi ki, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ min رِجَالِكُمْ Muhammed sizin içinizden, Ahzab suresine geçiyor bu ayet, Allah alim Ahzab suresiydi. Muhammed sizin içinizden bazı adamların, adamların, kişilerin babası değildir. وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنْ Lakin o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulü ve son Nebi olması bütün peygamberlerin, Resullerin getirmiş olduğu şeriatı, şeriatın onun şeriatıyla iptal olması onun değerine, onun faziletine apaçık bir örnektir kardeşler. Bununla beraber kardeşler aleyhissalatü vesselamın faziletini anlamak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Böyle derin araştırmalar yapmaya gerek yoktur. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'i ona indirmesi onun faziletini apaçık bir şekilde ortaya koyar. Çok uzaklara gitmeye gerek yoktur kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin onun için Fetih Suresinin son ayetinde Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَةِ demesi onun ismini kendi ismiyle beraber anması onun için fazilet olarak yeter ve artar kardeşler. Onların alçaltmaya çalıştığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Azze ve Celle yüceltmiş. Peki soru burada şu kardeşler. Herkes kendisine sorsun. Herkes kendi yanında düşünsün. Peki bu hadis inkarcıları Muhammedun in Resulullah üzerine niye bu kadar oynamak istiyorlar? Niye Muhammedun Resulullah'a niye böyle bir savaş açmışlar? Bu söylediklerim her şey hepimizin kabul ettiği şeyler. Bu hadis inkarcıları Muhammedun in Resulullah'tan ne istiyorlar kardeşler? Bunların temel amacı şu kardeşler. Öncelikle hadisleri zaten inkar etmek istiyorlar hadisleri inkar etmek için Muhammedun Resulullah üzerinde bir tahribat yapmaları gerekir. Muhammedun Resulullah'ı başka türlü tefsir etmeleri, tevil etmeleri gerekiyor. Anlamından çıkarmaları gerekiyor. Bununla beraber sünnetin dindeki yeriyle alakalı da şüpheler oluştururlarsa akabinde gelen şey çok kolaydır. Hadislerin üzerinde şüpheler oluşturmak ise çok kolaydır. Şimdi bunlar şöyle bir söylemle çıksalar. Şu hadisi nasıl anlamalıyız? Veya şu hadiste bir ihlal yok mu? Bu hadis zayıf değil midir? Bu nasıl bir hadistir? Böyle bir söylemeye çıksalar bu hadis zayıfsa atarız zaten. Ama bu hadis sahihse o hadisi anlamaya, o hadisin gereğiyle amel etmeye çalışırız. Ama bu adamların yapmış olduğu şey şu. Direkt hadislere savaş açmıyorlar. Yani zahirde direkt hadislere savaş açmıyorlar. Öncelikle Rahmet Muhammed sallallahu aleyhi dindeki konumu ne? Bunun üzerine yoğunlaşıyorlar bunu iptal ederlerse zaten şu hadis sahihtir. Bunu peygamber kesinlikle söylememiştir. Bunu söylemeleri çok çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla Resulullah Muhammed Muhammedun Resulullah'a büyük bir savaş açtılar. Muhammedun Resulullah'a basitleştirmeye çalıştılar. Çalıştılar. Amaçları sünneti tamamen ortadan kaldırmaktır. Tamamen ortadan kaldırmak. Sünneti de kaldırırlarsa Resulullah'ın Kur'an'ı tefsir etmesini ortadan kaldırırlarsa kim tefsir edecek? Ya sen tefsir edeceksin, ya o tefsir edecek, ya ben tefsir edeceğim. Ya da hadis e, inkar eden alimlerimiz, allamelerimiz bize o hadisleri tefsir edecekler. Biz de onların anladığı manaya göre yaşayacağız. Biz de Resulullah'ın tefsirine mi uyalım yoksa bu hadis inkarcılarının tefsirine mi uyalım? Allah için. Bundan sonra da Muhammedun Resulullah'la alakalı ayetleri zikrederek biz Muhammedun Resulullah'ı kabul ediyoruz diyorlar. Sen Muhammedun Resulullah'ın gerektirmiş olduğu her şeyi inkar ettin. Sen Muhammedun Resulullah'a ciddi iftiralar attın. Garip garip söylemlerde bulundun. Muhammedun Resulullah'ı kürtmeye çalıştın. Sonra Allah ayette Muhammedun Resulullah demiş. Yani Resulullah Muhammed'i kabul ediyoruz. Bu söylem ise şu ayeti bize hatırlatıyor kardeşler. Allah Azze ve Celle münafıkun suresi giriş ayetinde birinci ayette dedi ki İzâ münafıkun, münâfikun kâlû neşhedû innekelâ Resûlullah Münafıklar sana gelerek dediler ki biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün ey Muhammed. Biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah Azze ve Celle dedi ki Vallahu ya'lamu inneke la Allah da biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu yeşhedu innel münafiqine lekâzibun. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar dedi Allah Azze ve Celle. Ayete dikkat edin. Aslında münafıklar nasıl yalancı olabilirler ki? Doğru bir şey söylemişler. Allah Azze ve Celle onların söylediğini tasdik etmiş ama sonra onlara yalancı diyor. İza ca'ekel <laughs> munafikun. Munafıklar sana gelerek dediler ki: "Kalu neşhedu inneke Rasulullah." Bizler şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Vallahu ya'lemu inneke la Allah da biliyor ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu yeşhedu innel munafikine le kadibun. Allah şahitlik ederler ki eder ki o münafıklar yalancıdırlar. Bu hadis inkarcıları da yalancıdırlar kardeşler. Yalancıdırlar. Kalpleriyle inanmadıkları şeyi sırf siyaset yapmak için, sırf bir anda kendilerine muhalif oluşturmamak için boş, gereksiz söylemlerde bulunurlar. Kalplerinin inanmadığı, kalplerinin reddettiği ibare dillerinde kullanırlar. Tabi tahkir ederek. Peygamber Muhammed. Muhammed peygamber. Resulullah bile demiyor adam. Yani onu nasıl bir algıya kapılmışsa artık. Resulullah dersen acaba şanını ücretmiş mi olurum? Acaba koltuğum sallanır mı? Endişesi oluşmuş adamda. Allah azze ve celle ümit ediyorum ki onları da bizleri de ıslah Kardeşler biz bu dersleri onlara atalım, onlara söyleyelim diye yapmıyoruz. Biz hakkı bilelim, biz hidayet üzere kalalım ve hidayet üzere kalmanın yolu peygambere tabi olmakla olur. Bununla beraber bu hadis inkarcılarına da sesimiz ulaşırsa um umulur ki onlar da sözümüzden etkilenir, umulur ki onlar da... <laughs> Hidayete ermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna tabi olurlar. Ve kardeşler aleyhissalatu vesselam'a itaat ve ittiba kavramları. İnşallah yeri geldiğinde bu mesele üzerinde de duracağız. Öyle şeyler var ki subhanallah. Hadis inkarcıları bu ayeti nasıl tevil ederler? Böyle diyeceğimiz şeyler. Hadis inkarcıları bu ayeti nasıl görmezden gelirler? Diyeceğimiz şeyler. Ama adamlar menfaatleri neyi gerektirirse o doğrultuda hareket eden insanlardır. Hadis inkarcıları. Zaten onların söylemleri, onların fiilleri Hepsi buna delalet eder. İşlerinden samimi olanlar var mı? Samimi olanlar vardır. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani samimi olması, bulunduğu yolun hak olduğu anlamına gelmez. Ama özellikle onların hocaları, hoca olarak gördükleri, sürekli ekranlarda poz veren o adamların samimiyetten hiçbir payları yoktur. Ümit ediyorum Allah bize de hidayet verir, onlara da hidayet verir, bizi İslam üzere yaşatır ve canımızı da İslam üzere alır bu pasajdan sonra kardeşler onların Muhammedun Resulullah'tan anladığını sizlere anlattıktan sonra elbette üzerine zikredilecek çok şey var. Ama aslında Muhammedun Resulullah'tan anlaşılması gereken şey nedir? Bir de size onu anlatmak istiyorum kardeşler. Batılı anlattık ama bir de hakkı anlatalım ki hak nedir? Biz onu bilelim ona göre amel edelim. Kardeşler Muhammedun Resulullah önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayı gerektirir. O ki Allah'ın Resulüdür. O ki Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalip İbni Haşim'dir. O Kureyş'tendir. Araplardandır. O İsmail İbni İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandır. O peygamberlerin sonuncusudur ve bütün insanlığa gönderilmiş olan bir elçidir. Kur'an ona indirilmiş, önceki rasuller tarafından mücelenmiş olan bir elçidir. O getirmiş olduğu şeriatla, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu kitapla önceki bütün şeriatları iptal etmiştir. O ki Allah Azze ve Celle onu alemlere rahmet olsun diye gönderilmiştir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik. O ki bütün insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilmiştir. Allah Azze ve Celle Sebe Suresinde dedi ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa كَافَّةً لِلنَّاسِ ve وَنَذ۪يرًا Biz seni ancak insanlara, bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik dedi Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O ki 63 yıl yaşamış, 40 yıl risaletten önce 23 yıl risalet görevini üstlenmiş. Risalet görevinin içerisinden 13 yılı Mekke'de geçirmiş, 10 yılı Medine'de geçirmiş. Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle ağır ağır Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş. Aleyhissalatu vesselam bu vahyi insanlara sahabesine ulaştırmış. Sahabesi dini Allah, Allah Resulü'nün Kur'an'ı onlara iletmesiyle öğrenmiş. Bununla beraber bir meseleyle karşılaştıklarında gitmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorularını sormuş. Ondan öğrenmiş ve bunu amel etmişlerdir. O vefat ettikten sonra Kur'an bütün olarak o sahabenin arasında kalmış. Bütün olarak Kur'an-ı Kerim'e tabi olmuş. Ve aleyhissalatu vesselamın hadislerini birbirlerine aktarmış. Ve buna göre bir hayat ortaya koymuşlardır. Böyle bir hayat yaşamışlar. Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ona sormuşlar. O vefat ettikten sonra da Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatlarını, hayatını, hadislerini birbirlerine aktarmışlar ve bunun gerektirmiş olduğu bir hayat yaşamışlar. Muhammedun Resulullah'ın gerektirmiş olduğu bütün insanlar için gerektirmiş olduğu dört madde vardır kardeşler. Her biri hakkında müstakil bir ders yapılabilir ama kısa kısa anlatacağım. Muhammedun Resulullah nedir? Bizim için neyi gerektirir? Anlaşılması gereken mana. Hepsini Kur'an-ı delillerle delillendirelim inşallah. hadis inkarcıları sünneti kabul etmiyorlar ya. Onlara Kur'an'dan deliller getirelim. Muhammedun Resulullah ne demektir kardeşler? Muhammedun Resulullah taatuhu fima amar. Emrettiklerine itaat etmekte olur. İkinci olarak tasdikuhu fima akbar. Haber verdiklerini tasdik etmekte olur. Veştinabu ma neha anhu ve zecar. Ne ettiklerinden sakınmakla olur. Ondan sonra ve alla yu'bad illa bima şerâ. Dördüncü madde budur ve ibadetler de ancak onun yaptığı gibi olur. Birinci olarak taatuhu fi ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiklerine itaat edilmesi gerekir. Kardeşler ayetlere bakın. Ben böyle teker teker ayet olarak hiç saymamışım. Allah öyle sayan var mıdır bilmiyorum. Ama nice ayet var. Allah azze ve celle kitapta diyor ki peygambere itaat edin. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Etiyor Allah ve etiyor Resul. Birçok ayet var. Eğer sadece Kur'an'a itaat edeceksek Allah Azze ve Celle etiyor derdi bitirirdi. Haşa Allah Azze ve Celle boş kelam mı yaptı Resul'e de itaat edin diyerek? Hayır. Allah Azze ve Celle özellikle onu ismiyle zikretti. Etiyor ve etiyor Resul. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin dedi Allah Azze ve Celle. Boş kelam yapmadı Rabbimiz. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle dedi ki ibarelere dikkat edin. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Onlar aralarında çıkan ihtilaflı meselelerinde senin hükmüne başvurmazlarsa kesinlikle iman etmiş olmazlar. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Kesinlikle iman etmiş olmazlar. Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olmazlar. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ aralarında çıkan ihtilaflı meselelerde seni hakim tayin edip verdiğin hükme razı olmadıkları sürece onlar iman etmiş olmazlar dedi Allah Azze ve Celle. Vesselam hayattayken muhakeme direkt gidilir yanında muhakeme olunur. Ama o vefat ettikten sonra onun vermiş olduğu hükümler, onun belirtmiş olduğu tayinler bizim için bağlayıcı durumdadır. Eğer bir kimse bu hurafedir derse iman etmiş sayılmaz. Allah Azze ve Celle böyle insanların iman iddiasını boşa çıkarmıştır. Fela ve rabbike la minun. Kesinlikle böyle insanlar iman etmiş olmazlar dedi Allah Azze ve Celle. Enfal suresi 20. ayette Rabbimiz dedi ki Ya eyyuhallezine amenu ve rasuleh. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ve la anhu ve entum tesma'un. İşittiğiniz halde yüz çevirmeyin. İşittiğiniz halde yüz çevirmeyin. Adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri gidiyor. Tamam zayıf hadislerden konuşmuyoruz. Burada sahih hadislerden, makbul hadislerden konuşuyoruz. Bunu da anlatacağım inşallah Allah nasip ederse. Hangi hadis sahihtir? Makbul hadisler hangileridir? Hangisini almalı, hangisini atmalıyız? İleriki dersimizde bunu anlatacağım Allah Azze ve nasip ederse. Hadis bize sahih olarak gelmiş. Allah Azze ve dedi ki, duyduğunuz halde, işittiğiniz halde yüz çevirmeyin. Hadis inkarcılarına soruyoruz. Duyduğunuz halde, işittiğiniz halde bu hurafedir demek ne demek? Bu akla uymuyor. Bu şuna uymuyor, bu buna uymuyor. Senin bu aklın Kur'an'ı en sonunda sana Kur'an'ı inkar etmeye gerektirecek. Ya sen ya senin çocuğun en sonunda ateist olacak. Ateistler de sizin gibi adamlar yüzünden çoğaldı zaten. Adam diyor ateistler bize hadislerin şüpheleri getiriyorlar. Vallahi ben kaç tane ateistin konuşmasını, sözlerini dinlemişim. Adamın takmış olduğu şey Kur'an-ı Kerim'dir. Hadislerden şey yapmıyor ki. Niye? Çünkü hadisleri getirse adam dese ki ben hadisleri kabul etmiyorum savunabileceği, muhalefet edebileceği bir şey var mı? Yoktur. Onun için adam herkesin ortak kabul ettiği Kur'an üzerinde şüpheler uyandırmaya çalışıyor. Ve ateistlerin Kur'an için getirmiş olduğu şüphelerin aynısını hadis inkarcıları bize karşı şüphe olarak getiriyor. Allah Azze Celle bizleri muhafaza etsin. Birinci olarak kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine itaat edilmesi gerekir. Buna dair nice ayetler var. Bu konu hakkında ileride daha fazla konuşacağız inşallah. İkinci olarak tasdikuhu fîmâ akbar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiklerine uymamız gerekir kardeşler. Aleyhisselatu vesselam emindir. O vahiy almıştır. Vahiy bize ulaştırmıştır. O verdiği haberlerde doğru olanmalıdır. Kardeşler, Aleyhissalatu vesselam'ın risaletten önce ve risaletten sonra bile Mekkeli müşriklerin yanında bir yeri vardı. Değil mi? Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedul Emin diye isimlendiriyorlardı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve onlara davet yaparken topladığı insanlara dedi ki ey insanlar ben desem şu dağın arkasında sizinle savaşmak için size karşı toplanmış bir ordu geliyor. Desem ne dersiniz? inanır mısınız bana? Senin de emin olansın. Muhammedül eminsin. Tabi inanırız dediler. Müşrikler böyle söyledi. Ama o Muhammedül Emin'in anlatmış olduğu şey, getirmiş olduğu din onların cepleriyle ne zaman çakıştı, onların menfaatleriyle ne zaman ters düştüyse Ondan sonra inkar etmeye başladılar. Bu hadis inkarcıları Muhammedur Resulullah'a söyleyen murrah söylüyorlar. Muhammed emindir. Vesaire söylemler. Onun getirdiği şey doğrudur. Vesaire söylemler var. Ama onun getirdiği dinden bu hadis inkarcılarının hayatında hiçbir şey yok. Niye? Menfaatlerine çıkarlarına uymamış. Mekkeli müşriklerden nasıl bir farklar var? Burada Mekkeli müşriklerden nasıl bir farklar var? Menfaatlerine uyanları alır. Menfaatlerine uymayanı hurafedir. Peygamber böyle bir şey söylememiş. Böyle söylüyor bir şeyi inkar ediyorsan, bir şeyi inkar ediyorsan, inkar ettiğine dair senin delil getirmen lazım. 1400 yıldır adam mı? Herkes bunu kabul etmiş. Farklı olanı sen söylüyorsun. Benim mi seni ikna etmem ikna etmek için delil getirmem lazım? Senin mi 1400 yıldır sahih kabul edilen, kabul edilen şeyi inkar için senin mi delil getirmen lazım? Senin delil getirmen lazım. Boş bir söylem bu kurafedir. Bu delalettir. Bu senin delaletindir. Senin söylemiş olduğun bu söz senin sapıklığın senin delaletindir. Allah Azze ve Celle sana fehim versin. Allah Azze ve Celle kardeşler. Ayet-i Kerime'de dedi ki Necm Suresinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ anil اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ Muhammed kendi havasından konuşmaz. Ancak vahiy ile konuşur dedi Allah Azze ve Celle. O Resul ki kendi havasından konuşmaz. Tamam aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle onun için kendi havasından konuşmaz dedi. Resul ki bir yıl peygamberlik yapmamış ki. İki yılda yapmamış, üç yılda yapmamış. 23 yıl peygamberlik yapmış. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca sadece Kur'an mı okumuş? Sadece insanlara Kur'an mı okumuş? Hayır. Bir sürü şey konuşmuş. Bir sürü şey yapmış. Değil mi? Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aile hayatı var, insanlarla bir muamelesi var. Hepsi Kur'an'da açıklanmış mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Kur'an'dan mı konuşmuş? 23 yıl boyunca sadece 600 sayfana Kur'an'dan mı konuşmuş? Hayır birçok şey söylemiş ve Allah azze ve celle onun söylemiş olduğu şeyler için demiş ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ <الْهَوَى> O kensin, kesinlikle kendi nesinden konuşmaz demiş Allah azze ve celle. Sonra kardeşler تَصْتِيقُهُ فِي مَا Haber verdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek gerekir. Üçüncü olarak ma مَا anhu عَنْهُ وَزَجَرْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ettiklerinden kaçınmak lazım. Aleyhissalatu vesselam bize bir şey emrettiyse yapacağız bize şundan sakının demişse sakınacağız. O hevasından konuşmaz. O bize hevasından bir şey söylemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinde yasaklama hakkı var mıdır kardeşler? Allah azze ve celle itaat edin demiş. Demek ki emretme hakkı var. Emretme hakkı varsa yasaklama hakkı yok mu diyeceğiz? Emretme hakkı varsa yasaklama hakkı da var. Nehyetme hakkı da var. Allah azze ve celle dedi ki Haşr suresinde. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Resul size neyi verdiyse onu alın ve sizi neyden sakındırdıysa ondan da sakının dedi Allah Azze ve Celle. Hadis inkarcısı bu ayet almış. Adam diyor ki ayete bakıyor. Haşr suresi Allah alem 7. ayet olması lazım kardeşler. Adam diyor ki şüphe getirecek. Bu ayet ganimetle alakalı bir ayettir diyor. Bu ayet ganimetle alakalı bir ayettir. Ne yani? Şöyle mi anlamamız gerekir o zaman? Bu ayet sadece ganimetler konusunda mı geçerli bir ayet? Resul bize ganimetler ne vermişse alacağız. Neyi vermemişse almayacağız. Allah Azze ve Celle ayette umumiyet ifade eden nafız kullanıyor. وَمَا أَتَاكُمُرْ رَسُولُ فَخُذُوهُ Resul size neyi verdiyse alın. Umumiyet var. Neyi verdiyse alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Ve sizi neyden sakındırdıysa ondan sakının. Ayette umumiyet var kardeşler. Bununla beraber Allah Azze ve Celle her yerde itaat edin demiş. Ve Nehi kapsamında da Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir yetki vermiş kardeşler. Çok önemli bir yetki. Allah, Allah azze ve celle dinde haram belirlemiş olduğu gibi haram belirleme yetkisini Resulullah'a vermiş. Subhanallah. Ne kadar büyük bir şey. Yani haramı sadece Allah azze ve celle koymazmış. Allah azze ve celle'nin ayetinde anlamış olduğumuz şey Tevbe suresi 29. ayet abiler bu ayet. İnşallah okurum şimdi. Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dinde haram koyma yetkisi vermiş. Daha ne olsun? Dedi ki Rabbimiz قَاتِلُوا ma Allahu Allah'a ahiret gününe ve Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram kılmayanlara karşı savaşın. Allah'a iman etmeyin. Ahiret gününe iman etmeyin ve Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram kılmayanlara karşı savaşın. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram koyarmış haram tayin edermiş. Aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla üçüncü olarak Muhammed'in Resulullah'ın tahakkuk etmesi için gerekli olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği şeylerden de kaçınmak gerekir. Dördüncü olarak kardeşler son madde bu konuda Muhammed'in Resulullah'ın gerçekleşmesi Muhammed'in Resulullah'a imanın oluşabilmesi için en önemli maddelerden bir tanesi وَاَلَّا يُعْبَتْ اِلَّا بِمَا شَرَعَ Ancak onun ibadet ettiği gibi ibadet edilmesi gerekir. İbadetin şekli, sureti ondan öğrenilir. Namaz kılıyoruz kardeşler. Allah Azze ve Celle namaz kılın demiş. İki rekat mı kılacağız? Dört rekat mı kılacağız? Cemaat namazı nasıl olur? Münferit namazı nasıl olur? Ne yapacağız? Hepsi sünnette var. Namazın bütün detayları sünnette var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Sallu kemâ râitumûni Beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Hadis inkarcısına uysak garip garip şeyler ortaya çıkıyor. Bir tanesi çıkmış diyor ki namaz 3 vakittir. Hadis inkarcısı bu. Bir tanesi çıkmış diyor ki namaz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de namaz yoktur. Hadisi de inkar etmiş. Hadisi inkar edersen zaten Kur'an'ı dilediğin gibi yorumlayabilirsin diyor ki "Kur'an'da salat kelimesi geliyor. Salat kelimesi dua anlamına geliyor. Ben belirli vakitlerde dua ediyorum. Bu kadar." Hadis inkarcısı. Hiç namaz kılmıyor. Başka bir hadis inkarcısı bizim gibi 5 vakit namaz kılıyor ve bizim gibi kılıyor. Bizim gibi kılmaya çalışıyor. Çalışıyor. Niye? Geçen dersimizde anlatmıştım. Diyor ki namaz bu toplumdan öğrenilir. Dışarıya çıkarsın çocuklarla oyunu öğrenirsin ya. Namazı da çıkarsın cami cemaatinin içerisine girersin namaz öğrenirsin. Yani hadislere bakmaya gerek yok. Hadis inkarcısının sahip olmuş olduğu algı. Başka bir hadis inkarcısı bir tanesinin kardeşler böyle allame i cihan kabul ettikleri hocalarından bir tanesi. Adam bir yere gitmişler namaz kılacak, kılacak bir hadis inkarcısı. Subhanallah çok garip gerçekten. Namaz birkaç kişi de arkasında durmuş onlara namazı öğretiyor. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını çıkarırsan garip garip haller ortaya çıkar değil mi? Diyor ki rüküye gittiğinizde, seyirciye gittiğinizde Allahu Kebir diyeceksiniz. Allahu Kebir. Adam sırf hadisleri inkar etmek için, hadisleri devre dışı bırakmak için düşmüş olduğu şeye bak. Allahu Ekber desen ne olacak? Resulullah Allahu Ekber demiş. Allahu Kebir nereden çıktı? Sırf hadislere uymayacağız diye adamın Yapmış olduğu şeye bak. Ve tuhaf tuhaf namaz şekli. Allah Azze ve Celle sahilsin. Biz dinimizi Kur'an'dan ve sünnetten alıyoruz. Allah Azze ve Celle zekat verin demiş. Zekat vermemiz <laughs> gerekir. Birçok yerde zekatı önemli bir ibadet olarak söylemiş Allah Azze ve Celle. Dedi ki salate fe fid din. Şayet onlar namazı kılar ve zekatı verirlerse sizin dinde kardeşlerinizdir. Öyleyse zekatın dinde önemli bir yeri var değil mi abiler? Allah azze ve celle Tövbe suresinde İslam kardeşliğinin namazın ve zekatın üzerine bina etmiş. Öyleyse zekatın dinde önemli bir yeri var. Hadis inkarcısına soralım. Zekatı kimler verir? Zekat mal ne kadar olunca verilir? Deveden zekat verilir mi? Koyundan nasıl olacak? Maldan nasıl olacak? Hepsi konusunda bir gaflet içersinler. Her hadis inkarcısı zekatı farklı yorumlamalıdır kardeşler. Niye? Hadisi inkar ettikten sonra Kur'an'da bunların açıklaması geçmiyor ki zekatı verin diyor Allah Azze ve Celle. Zekatı kim verecek? Malın ne kadar olmalı ki zekat veresin? Veya hayvanlar, hayvanların çok olursa hayvanlardan zekat nasıl olur? Maldan nasıl olur? Ticaretten elde ettiğin maldan zekat nasıl olur? Meyvelerden, ürünlerden zekat nasıl olur? Ama sen sünneti inkar et. Her hadis inkarcısı bunu kendi yorumlamak zorundadır. Şimdi sorayım akıllıca cevap verelim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi öğrenelim? Ali vesselam hepsinin tafsilatını bize açıklamış. Yoksa hepimiz kafamıza göre okuyalım, hepimiz ayrıca bir yorumlayalım veya bunları anlamak için bir illaki bir hadis inkarcısına başvuralım. Ne gerek var? Ali vesselam bize açıklamış. Allah azze ve celle hacı bu ümmetin içerisinden güç getirebilenlere vacip kılmış. Hadis inkarcılarına göre haccın sureti belli değildir kardeşler. Çünkü Allah azze ve celle hacı emretmiş. Ve etimmu'l hacce ve'l lillah demiş. Allah için Hacı ve murayı yapın demiş. Ama hacı açıklanmamış. Tafsilatı yoktur. Suretini tam olarak bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e başvuracağız. Dedi ki haccın menasikini benden alın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haccın tafsilatının suretini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenelim. Niye bu kadar karışıklık yaşayalım? Bütün hadis inkarcıları bu ayetleri okuduğunda hepsi kendisine göre bir mana vermek, vermek zorunda kalacaklar. 10 tane adam okusa bu ayetleri her biri Adam mesela hac yapmak istese garip garip şey, şeyler yapması lazım. Zekatını vermek istese her hadisin karşısına zenginlere soralım. Nasıl veriyorsun zekatını? Hepsi farklı yorumlayacak. Yani öyle bir gaflet, öyle bir delalet içerisinde ki ümit ediyorum ki Allah Azze ve Celle onları uyandıracak bir vesile ortaya çıkar, çıkarır. Ya da biz ne kadar istesek de, biz ne kadar dilesek de Allah Azze ve Celle ancak dilediğine hidayet edecek. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتِ Dedi Allah Azze ve Celle. Sen sevdiğini hidayet erdiremezsiniz Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla nice şeyler var kardeşler. Ama bakıyoruz ki aleyhissalatu vesselamın hadislerini, sünnetini devre dışı bırakırsanız karışık haller içerisinde kalırsınız. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim haber sizlere. Velev ki zekatı verseniz de, velev ki bir namaz kılsanız da, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği namaza benzemiyor ama bir namaz kılıyorsunuz. Kur'an'dan anladığınız kadarıyla. Kur'an'dan anladığınız kadarıyla zekat veriyorsunuz. Kur'an'dan anladığınız kadarıyla hac yapıyorsunuz. Hepsi batıldır. Ne kadar yapsanız da Kur'an'dan anladığınız kadarıyla hepsi batıldır kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Buhar ve Müslim rivayet etti. Men amile amelen leysa alayhi fehuve Kim bir işi bizim yapmadığımız gibi yaparsa onun ameli merduttur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani red olunur. Ey hadis inkarcıları tamam hadisi kabul etmiyorsunuz. Ben bu hadisi kardeşlerim için zikrettim. Hadis inkarcıları için bir de ayet zikredeyim sözü onlar Kur'an'ı kabul ediyorlar ya. Allah Azze ve Celle dedi ki Muhammed suresinde Ya eyyuhallezine amenu Ey iman edinler Eti'ullaha ve eti'ur rasul Allah'a ve Resulüne itaat edin Fela tubtilu a'malukum Ve amellerinizi boşa çıkarmayın Allah'a ve Resul'e itaat edin Amellerinizi boşa çıkarmayın Allah'a itaat etmezseniz Ameller boştur kardeşler هباؤنصورا. Hepsi parçalanmış Toz yığını haline gelmiş ameller olur Allah Azze ve Celle Resul'e de itaat etmezseniz amelleriniz boşa çıkar dedi. فَلَا Amellerinizi boşa çıkarmayın. Ben Resul'e itaat etmiyorum. Hepsi hurafe. Söylemleri böyle. Hepsi hurafe. Sen Resul'e itaat etmezsen, sen namazını onun gösterdiği gibi kılmazsan, sen orucunu onun yaptığı gibi tutmazsan, hepsi paramparça, Allah Azze ve Celle'nin katında hiçbir değeri, hiçbir değer önemi olmayacak amellerdir. Sadece yorulmalardır. Ki zaten şunu açıklıkla söyleyeyim. Hadis inkarcılar zaten ibadet ehli değillerdir. Onları gece namazlara kılarken göremezsiniz. Onları günlüleri nafile oruçlarla, nafile oruçlarla göremezsiniz. Genelde ibadet ehli insanlar değiller zaten hadis inkarcılar. Otururlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsetmiş olduğu gibi bir zaman öyle bir zaman gelecek ki karnı tok arkasına yaslanmış bir adam diyecek ki sizinle bizim aramızda Kur'an var. Ancak onda helal gördüğümüz helal, onda haram gördüğümüz haramdır. Başka bizim için bir şey yoktur diyecek. Bu hadis inkarcılara böyle. Ümit ediyorum bu yapmış olduğumuz çalışma neticesinde imanlarımız pekişir. Ve bu derslerimiz, bu sözlerimiz sebebiyle de Allah Azze ve Celle onlara bu sözlerimizi, bu çalışmamızı hidayet vesilesi kılar. Bununla itinmiş olalım kardeşler. İnşallah bir sonraki dersimizde size sünnetin dindeki yeri nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinde konumu nedir? Yani sadece Kur'an'ı mı getirmiş? Başka görevi var mı? Dinde aslında onun görevi nedir? O dönemde bazı insanlarla yaşamış sahabe vardı değil mi abiler? Sahabe nasıl yaşamış? O vefat ettikten sonra ne yapmış? Dindeki konumuyla alakalı konuşacağız. Rabbim bizleri muvaffak kılarsa Allah Azze ve Celle de versin. En güzel şekilde anlamayı, en güzel şekilde hayatımıza aktarmayı bizler için müessir kılsın. Amin. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.